Yayınıma hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri medyasında ve Pentagon'da görevli olup daha sonra bu medyada köşe kapan Türkiye düşmanlarından Michel gibi isimlerin Türkiye'nin yükselişi karşısındaki panikleri ve telaşları açıkça görülüyor. Türkiye'nin SİHA teknolojisinde ve operatörlüğünde yaşadığı ivme ve savaşların seyrini değiştirmesi birilerini rahatsız etmişe benziyor. Özellikle Türkiye düşmanı Pentagon'daki eski yetkililerden Michel Rubin medya köşesinden Beyaz Saray'a sesleniyor. Diyor ki Türkiye durdurulmalı. Türkiye SİHA'lar anlamında bir süper güce dönüştü ve bu SİHA'ların teknolojisini bizden aldı. Ve böylelikle Türkiye'yi yakında durduramayacağız diyor. Panik butonuna bastım diyor bir kere. Evet, kendisi ilk değil. Sen ilk değilsin Rubin. Daha önce Dışişleri Bakanlığı'nı bırakacak olan Pompeo ne demiş, bir göz atalım istersen. Pompeo görevi bırakacaktı. Evet, Pompeo görevi bırakacaktı. Tabii ki bu görevi bırakmadan önce özellikle Orta Doğu ve tabii ki Avrupa turuna çıkmıştı. Ama ne oldu? Tabii ki kendisi uçak dönüşünde Türkiye durdurulmalı. Türkiye büyük bir güce dönüşüyor. Ve Türkiye bu güce dönüştükçe de onları durdurmamız imkansız hale gelecek. Evet, bir taraftan da Pompeo ilim ilim erimiş. 6 ayda 40 kilo veren ABD eski Dışişleri Bakanı Pompeo, evet, bu dertten zayıflamışa benziyor. Şaka şaka diyete başlamış. Ama şu bir gerçek ki artık Pompeo Türkiye'nin gücünün, kudretinin ne olduğunu açıkça ifade etmişti ve gördü. Ama bu ilk değil. ABD medyası da son dönemde birçok medya kuruluşunun hem makale köşelerini hem manşetlerini Türkiye'nin askeri teknolojisi, evet, yer dolduruyor. Türkiye'nin Ukrayna ile tabii ki son dönemde yaşadığı ilişkiler ve tabii ki motor ve SİHA teknolojilerinin karşılıklı, evet, paylaşılması veya bu teknolojilerden istifade ettirilmesi, yapılan geniş çerçeveli anlaşmalarda bunun bir göstergesi. Şimdi Türkiye Ukrayna'da bir Bayraktar SİHA fabrikası açacak. Şimdi biz Bayraktar SİHA fabrikasını açacağız orada. Ama bir taraftan da şu anda demek istediğim husus şu. Türkiye'nin çeşitli ve sahada sonuç alan Bayraktarlar ve SİHA'lar oluşturması, özellikle bu konuda bu teknolojide mesafe alması Rubin'i endişelendiriyor. Diyor ki Türkiye Libya'da bu teknolojinin işler yapıyor. Suriye'de, Kafkasya'da işler yapıyor. Yani bizim çıkarımıza ters işler yapıyor. Çok yakında Türkiye'yi durdurmazsak Türkiye bize adım attırmaz. Evet, Türkiye bize, politikalarımıza zarar verir diyor Michel Rubin. Tabii ki kendisi terör örgütlerinin temsilcisi, Amerika Birleşik Devletleri'nde eski Pentagon yetkilisi ve Türkiye karşıtlığı oluşmasında, Türkiye karşıtlığı lobisinde Türkiye düşmanı Michel Rubin hala bir yerlerden sesleniyor. Şer odaklar lobilerinin beslediği bir isim. Çıldırmaların nedeni şu. ABD'nin Libya'daki adamı orayı alacaktı ve orayı, Trablus'u ve bütün Libya'yı alarak yeni katlabisi olacaktı. Kimin engel oldu? Türkiye engel oldu. Türkiye'nin Bayraktar SİHA'ları kısa zamanda Libya hükümetine büyük bir destek oldu ve Libya'nın yarısı kurtuldu. Diğer yarısını almasına da Rusya hava saldırıları yaparak durdurmayı anca başarabildi. Yani Türkiye SİHA bayraktarlar ile Libya'nın yarısını darbecilerden korumuş oluyordu. Özellikle Suriye'de askerlerimize yapılan Rusya'nın yaptığı saldırı sonucunda Türkiye o bölgede Suriye ordusuna ait birçok kara aracını ve savaş araçlarını vurmaya başladı. Amansız ve sıkı takiple SİHA sürülerinin ne olduğu ve nasıl iş gördüğünü görmüş oldular. Türkiye Rus hava savunma sistemlerini atlatarak bölgede büyük bir şov gerçekleştirdi. 4000'e yakın Suriye askeri öldürüldü. İş bununla kalmadı. Kafkaslarda Türkiye rüzgarı esti. Kafkaslarda Türkiye, Ermenistan'ın unsurlarının daha hızlı ve etkin bir şekilde yok edilmesi için Azerbaycan tarafına SİHA sattı ve SİHA eğitimlerini tamamlattı. Ayrıca bir müjde daha vereyim. Özellikle Akıncı için eğitimler tamamlandı. Türkiye'de Azerbaycanlı operatörler Akıncı eğitim aldılar. Azerbaycanlı, evet, şu anda yetkililer aynı Bayraktar'da olduğu gibi eğitimlerini tamamlayarak tabii ki yurtlarına döndüler.
Yani böyle güzel adımlar önemli. Çünkü yaklaşan bir savaş rüzgarı ve bu savaş rüzgarında da güçlü olması gereken tabii ki bizim birliklerimiz var ve kardeşlerimizin birlikleri var. Özellikle Akıncı da güzel bir müjde oldu. Şimdi bunlardan korkuyor Rubin. Geçen günler Akıncı'dan attığımız süpersonik füze 100 kilometre ötedeki hedefi vurdu. Ne oluyor diyor Türk düşmanları. Ne oluyor? Biz onları nasıl durduracağız? Biz bunlarla nasıl baş edeceğiz diyorlar. Türkiye epey bir mesafe aldı. Türkiye gerçekten kuvvetli bir mesafe aldı. Böylelikle bu mesafeyle önemli bir ivme yakaladı Türkiye. Ve böyle bir ivme de tabii ki avantaj. Türk düşmanı Menendez, özellikle Yunan sevdasının eseri Rum lobilerinin tabii ki hortumladığı, Yun lobilerince lobilenen, beslenen, evet paralar alan Menendez şu anda görevini yapmaya çalışıyor. Türkiye'ye F-16 satışlarını durdurma sözü veren Menendez'e bir haberimiz var. Milli Muharip uçağımız uçuşa hazır vaziyette. O yüz ifadeni görmek isteriz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı haksız ambargo ve haksız bu tutumlar, Türkiye'nin Milli Muharip uçağının üretimi, Kızılelma jetinde hızlı aviyonik silah sistemleri kullanımı ve manevra yetenekleri testini hızlandıracak. Bir taraftan Michel, bir taraftan Menendez, özellikle Senatör Menendez, özellikle Türk askerini, Kıbrıs politikaları, adalar ve her yönüyle eleştiren ve Yunan avukatlığı yapan bir isim. Evet, gördüğünüz gibi ABD Senatosu'nda Rumların ve Yunanlıların, Ermenilerin lobisi çok ağır ama en ağırı Yahudi lobisi tabii ki. Türkiye'nin özellikle gelişen silah sanayinde Tayfun füzesini denediği anları hatırlatalım. Tayfun füzesini denedik, tam da Batı Trakya'ya asker yağan ve sınırlarımızı tehdit eden Amerika Birleşik Devletleri'nin bu evet sinsi tehdidine karşı biz de bir anda balistik füze atışını yapıverdik. Şimdi Amerika bakıyor ki elinde hangi silah varsa Türkiye bunlardan yapıyor. Bir şekilde ambargolar uygulasa da bunları üretiyor. Yani bir de milli ve yerli yapıyor. Sürekli ülkesinde üreteceği teknolojiye ulaşarak yapıyor. Yani ambargolar kısa vadede bize büyük bir kayıp gibi gözükse de ABD medyasında ve ABD'nin kendi tabii ki trolleri ve Rum ve Ermeni trolleri tarafından bu konuda evet ısıtılıp ısıtılıp Beyaz Saray'ın önüne sunuluyor. Şimdi diyor ki Katsa yaptırımları yetersiz, Türkiye'ye inanılmaz ve satışını başka ülkelere yapmasını engelleyici yaptırımlar getirelim. Yani bu yaptırımları istiyor Rubin. Niye? Çünkü o da lobileniyor. O da nemalanıyor, lobilerden rüşvet alıyor ve bu rüşvete uygun satıcılığını yapmak istiyor. Rubin terör örgütlerinin kuklası halinde yargılanmalı. Evet, Biden şu anda bizi iyice Biden diyoruz. Türkiye-Amerikan ilişkileri Biden döneminde en kötü seviyelerinde. Bunun sorumlusu derin Amerika Birleşik Devletleri devletinin Beyaz Sarayı tamamen Biden'a takmayarak ele geçirmesi. Bölgede oluşan gelişmeler ve Türkiye'nin jeopolitik önemine binaen yaptığı hamleler, askeri gelişmeler rahatsız etmeye devam edecek. Onları rahatsız ettikçe bizler de yolumuza devam etmeye devam edeceğiz. Evet, güçlü Türkiye, küresel güç Türkiye. Motor teknolojisine füze, uçak ve bunun yanında elektronik harp ve dijital askeri teknoloji alanlarında muazzam işler çıkarıyor ve ordusunu modernleştiriyor. İşte gördüğünüz gibi Türkiye yakın savaşlara, vekalet savaşlarında silahlarını kullanarak ve uzmanları ve askerleriyle de büyük bir deneyim kazandığı terörle mücadelede oluşan uzman kadrosuyla dünyanın en güçlü ve yetenekli ordusu olduğunu dünyaya meydan okuyor. Bir dahaki yayında yepyeni konu ve gündemlerle karşınızda olacağım. Türk düşmanları boş durmayacak. Onlar boş durmadıkça biz de onları koşturmaya, peşimizden koşturmaya devam edeceğiz. Bir dahaki yayında görüşene kadar lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğen atıp arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Hoşça kalın.